En eski 1853 Osmanlı Devleti'nin dönemine ait, yani Abdülmecit döneminin 20 kuruşu. Arkası da böyle. Mühür var. Bu da günümüzün en yeni olan paramız 200 TL. Arkası da böyle. Araştırmacı yazar Mehmet Şahin, paranın yolculuğu ile ilgili Tanzimat Ferman'dan günümüze gelen tarih ve ekonomi sürecini araştırmaktayım. Bunun çalışmasını yapmaktayım. Koleksiyonuz hakkında bize bilgi verir misiniz? Evet, şimdi Abdülaziz döneminin en eski şu an elimizde burada asılan 1861 yılının çiçekli 100 kuruşu. Bu 100 kuruş da günümüzün 200 TL tabi olan değerli paradır. Bundan sonraki 5. Murat, burada tabii çiçek hakkı Konstantinopolis. Ondan sonra 2. Abdülhamit döneminde 100 kuruş. Gene aynı 200 TL'ye tabi olan bir değerli para. Bu 50 kuruş da günümüzün 50 TL değeri olan bir kayme. Yatay 100 kuruş. Gene aynı 100 kuruş. O dönemde gene en büyük 100 kuruş. 100 kuruşun günümüze tabi olan gene 200 TL değeri var. Ondan sonra bu pul olan bir kuruş var. Burada en küçük paramızı düşün. Şu anki 5 TL düşün. 5 TL kadar değeri bile yok yani. Bu da bir kuruş o dönemde. Bu 10 liradır. Bu 10 lirada günümüzü 20 TL tabi olan bir değeri var. 20 TL. Bu da tabii ki sahtesi. Evet, şimdi Osmanlı Devleti dönemi kapanıyor. Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kurulmasıyla beraber 1 YTL'lerle başlıyor. Bu 1 YTL demekle beraber günümüzdeki 10 TL düşün, şey hatta estağfurullah 5 TL düşün. Burada bir 5 TL tabi kadar değeri var. Bu 5 TL de günümüzdeki 10 TL düşün. O kadar değeri var. Ondan sonraki süreç. 1937-38 yılların 5 TL. Bu 5 TL de günümüzdeki 10 TL kadar değeri var. Bu 50 TL de hemen 50 TL kadar değeri var. Şu alttaki. Bunu da geçelim. Buradan sonraki gelen süreç. 44 yılının 100 TL'si. Bu 100 TL dediğimiz günümüzdeki 100 TL kadar değeri var. Eşittir yani. Bu 50 kuruş da en küçük kağıt parası. Yani günümüzdeki düşün 1 YTL kadar değeri var. Buradan tekrar 100 kuruşta. Gene aynı o 100 kuruşta bu 100 kuruş arasında bir fark var. O zaman dolar kuru 1 lira 30 kuruş iken burada da 2 lira 80 kuruş değeri. Yani bu biraz daha bir önceki 100 TL'den çok değersiz olduğunu görüyoruz. Ekonomi değeri olarak. Bu biraz da değersiz oluyor. Bunu da günümüzdeki düşün 70 TL kadar değeri var bunun. Burada da tabii ki 1951 yılının basılan 50 TL. Bu 50 TL de günümüzdeki 50 TL kadar değeri var. Buradan sonraki gelen süreç. 1962 yılına geldiğimizde 10 TL. Şimdi bu 10 TL dolar kuru 58 devalüasyondan önce dolar kuru 2 lira 80 kuruş iken burada da 9 lira değeri oluyor. Bu bir çok çok daha değersiz oluyor. Yani bunu da şöyle diyeyim. Bu 100 TL demek yani günümüzdeki 40 TL kadar değeri var bunun. O kadar değersiz oluyor. Bu 500 TL de aynı zamanda günümüzdeki 230 TL kadar değeri var. Bunu da geçelim. 80 darbesine geldik. 80 darbesinin öncesi dolar kuru 35 TL iken dolar 80 darbesi olduktan sonra aniden 106 lira 60 kuruşa fulluyor. Burada da 81 yılda ilk defa 1000 liradan büyük 5000 lira basılıyor. 81 yılında. Ve bu arada dolar kuru 126 lira 50 kuruş değeri oluyor. Yani bu 5000 lirada günümüzdeki 200 TL değerini düşün. O kadar değeri var. Gel gelelim 82'nin sonunda 10.000 lira basılıyor. Bu 10.000 lirada aynı zamanda 200 TL günümüzün 200 TL değeri var. 200 TL değeri olmasından dolayı o kadar kıymeti var bu 10.000 liranın.
Yani bol sıfırlı gemileri yanılmayalım. Çünkü sıfır eklendikçe dolar da fırlıyor bu arada. Ondan dolayı bu süreci anlatıyorum. Geliyoruz 85 yılı İstanbul Borsa kuruluyor. İstanbul Borsa kurulmasıyla beraber 5 bin lira basılıyor. Ve 5 bin lira basılmasıyla beraber dolar kuru 535 lira oluyor dolar kuru. Ve tabii ki Özal döneminden geçiyoruz tabii ki halen. Özal dönemi gelmesiyle beraber 86'da Fatih Sultan Mehmet Köprü'nün temeli atılıyor değil mi? Ve kağıt paralara ilk defa Fatih Sultan Mehmet Han döneminin resmi basılıyor. Burada tabii ki paramızın zenginliği, kültürü zenginliği ortaya çıktığını görüyoruz. Gelen süreç 21 Şubat krizi 2001 yılını yaşıyoruz ve o dönemde dolar kuru 485 bin lirayken dolar kuru aniden 1 milyon 560 bin liraya çıkıyor. Ve bu da günümüzün 200 TL'sini düşün. O kadar değersiz duruma düşüyor. Yani şu bol sıfırlı olmasını dikkat ettiyseniz. Burası çok önemli. Yani bunu bol sıfırlı görmeye yanılmayalım. Bu aslında günümüzdeki 200 TL değeri var. Buradan sonraki süreç. Hiç dikkat ettik mi? Şimdi o bol sıfırlı 6 tane sıfırı siliyoruz. Yani şöyle diyeyim size. Bakın burası çok önemli. Şimdi üstteki 6 sıfırlı 1 milyon. Hiç dikkat ettik mi? Ve altındaki de 1 YTL. Yani 6 sıfır siliniyor. 5, 2005 yılında YTL'ler basılıyor. Burayı da paylaşmamızda çok daha anlamı var. Bu da o zaman dolar kuru 1 lira 30 kuruştan başlıyor. Ta ki bu günümüze kadar tabii gene dolara karşı değer kaybettiğini görüyoruz. 100 TL'nin en büyüğü de 100 YTL'dir bu. 2005 yılının en büyük kağıt paramız da bu. Bunu da paylaşmamıza yarar var. Buradan nereye geliyoruz? 2009 yılına geldiğimizde artık Türk TL yani TL'ye geçişmek yani YTL'den çıkıyoruz. Türk TL'ye yani geçiyoruz. Yani günümüzün paraları şu anki bu 5 TL, 10 TL, 20 TL'den başlıyor. Bunlar halen daha günümüzde bunlar geçiyor. Yani en büyük 200 TL de elimizde olmaktadır. Bunlar şu an günümüze geçiyor. Şimdi 2009 yılına geldiğimizde ilk defa 200 TL günümüzde kullanılan paralarımız ve en eski de şu an 1861 yılının Abdülaziz döneminin çiçekli 100 kuruşu. Bu da bu para değeri, bu paranın değerini yakalamakta. Böylelikle bu konuları da anlatmaya kalksak işin içinden çıkamayız. Anlatacaklarım şu anlık bu kadar. Başlayalım.